Galler'den herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda yeni videomuzda Büyük Britanya'nın küçük ülkesi Galler'in başkenti Cardiff'teyiz. Burası 300 bine yakın nüfuslu. Öyle çok da büyük olmayan bir şehir ama küçük şirin bir yer. Dünyanın en iyi korunmuş kalelerinden bir tanesi de bu şehirde bulunuyor. Birazdan gideceğim oraya. Arkamda gördüğünüz katedral de işte Cardiff'in ana katedrali. Öyle diğer Büyük Britanya'da gördüğünüz kaleler gibi öyle çok görkemli değil. Şu anda kapalı. Ya bütün kapısını aradım ama bulamadım. Neyse başka bir yerdeyse. Ha şurada bir kapı var ama bence orası da değildir. Oradan geldim çünkü. Neyse bu kapı normalde girişte ücretsiz katedrale girebiliyorsunuz. Şehirdeki en önemli katedral burası. Bir tane daha var Lindow Katedrali diye. Ama o biraz daha şehrin dışında uzakta bir yerlerde. Şimdi dediğim gibi burayı anlattım. Katedrali de gördünüz. Açılışımızı da yaptık. Avrupa rüyasıyla çıktığımız bu yolculukta 3. günümüzdeyiz. Ve 3. günümüzde 2. ülkemize geldik. Sonra İngiltere'ye geri döneceğiz. Önce Londra'ya gezmiştik. Sonra Bath şehrini gezdik. Şimdi de geldik. Galler ülkesine ve Cardiff başkentine geldik. Şimdi kaleye doğru devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar Cardiff'i gezmeye başladık. Devam ediyoruz yolumuza. Şu arkamda gördüğünüz muhteşem mimarili yer, mermer ve konit sütunlu yer. Biraz Roma, biraz Romanesk karışık bir mimari var. Şehrin ulusal müzesi. Şu an saat itibariyle biraz 5-10 geçe geldiğimiz için ve pazar olduğu için bugün niyeyse kapanmış. Ama normalde 6'ya kadar açık olur diye düşündüm ama kapalı. Burası öyle ama ben ondan daha etkileyici bir şey var arkada. Bakın şu an ters ışık olduğu için belki göremiyorsunuz. Şöyle çevireyim kamerayı arkadaşlar. Bu da belediye binası arkadaşlar. Yani Cardiff şehrinin belediye başkanının şehri yönettiği bina burası. Yine görüyorsunuz sokakları. Çok düzenli bir şehir burası bu arada söyleyeyim. Yani Londra gibi biraz karma karışık değil. Londra'nın bazı bölgeleri güzel ama genelde karışık. Ama şimdi şöyle bir yaklaşalım. Zaten şöyle anıtlar falan var. Güzel bir peyzaj yapmışlar ön kısmına. Şu güneş gittiği anda biraz daha detayları göreceksiniz. Bakın burası işte yine benzer bir mimari var. Demek ki Cardiff'te de bu mimariyi sıklıkla göreceğiz. Burası da işte belediye binasının ön kısmı. Evet pazar günü değil mi bugün? Pazar günü olduğu için de belediye kapalı. Gördüğünüz üzere ama bayağı güzel bir esermiş. Arkamda gördüğünüz kale Cardiff Kalesi arkadaşlar. 2000 yıllık bir Roma surlarının üzerine inşa edilmiş bir kaleden bahsediyoruz. Yani öyle 2000 yıldır bu halde değil. Sonradan eklemeler yapılmış, kule eklenmiş, arkasındaki savunma kulesi eklenmiş. Birçok şey var ama işte hayattaki şansım diyorum ya, bazen bir yere gittiğimde öyle bekliyorum merakla görmek için bir yere. Bir şey oluyor ya, restorasyon oluyor, başka bir şey. Burada da şimdi içinde konser var. Biraz sesini belki duyuyorsunuzdur. İçerideki şu karşıda bakın arabaların olduğu yerde bir de büyük kapısı var. Bilet olmayanları oradan hiçbir şekilde almıyorlar. O yüzden içindeki devasa bahçeyi göremeyeceğim. Diğer küçük bölümleri göremeyeceğiz. Ama bu şekilde dışarıdan şöyle bir dolanacağız. Nehir kenarına ineceğim şimdi. Yani Cardiff'teki en popüler, hatta bu Büyük Britanya'daki en iyi 10 kaleden bir tanesi burası. Hatta dünyanın da en iyi kalelerinden bir tanesi. Ama işte şu anda giremediğim için üzüldüm biraz. Şimdi Cardiff sokaklarını gezeceğim. Dediğim gibi burada tarihi olarak 3-5 tane şey vardı zaten. Size katedrali anlattım, kaleyi anlattım. Şimdi biraz doğa, biraz liman bölgesini göstereceğim. Cardiff Stadyumu'nu görürsem onu göstereceğim. Öyle. Şu gördüğünüz bir parkın girişi. Burası Butte Park. Şehirdeki en büyük parklardan bir tanesi. Arboretum da var. Yani bitkilerin yoğun olarak bir botanik bahçesi gibi yerler de var arkadaşlar burada. Şey güzel şirin bir kafesi de varmış. Bakın şu kapının arkasında güzel bir kafe de varmış. Şimdi burada insanların işte bu Büyük Britanya'da sık sık gördükleri şeylerden bir tanesi de yani kendini parklara çok atarlar. Yani Avrupa'da genellikle de böyledir. Türkiye'de artık maalesef son zamanlarda bazı sebeplerden dolayı parklarda bize yer kalmıyor. Ama şu an burada öyle bir durum yok. Çok fazla göçmenlerin geldiği yerlere olmuyor parklar. Daha çok
kendi yerel halklar parka geliyorlar, eğleniyorlar, dinleniyorlar, konserler, etkinlikler falan. Şu an çok güzel bir parktayız. Bakın bunların hiçbirisi bence böyle dikilmiş ağaçlar değil arkadaşlar. Zaten doğal bir yeri park haline getirmişler. Asırlık, belki de kaç yüz asırlık burada taşları, ağaçları ve peyzajı görebiliyorsunuz. Hiç öyle bir korkuluk, mermer görüyor musunuz? Yok değil mi? Hani böyle bir havuzun kenarına fışkıyı. Her şey doğal. Her şeyi doğal bırakıyorlar. Belki bir 100 sene önce küçük böyle bir ağaçların etrafını işte böyle küçük kaldırımlarla sarmışlar. Bu kadar. Şimdi şurada bir şeyler var. Oranın ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Bir bakalım neymiş o taşlar. Şimdi arkadaşlar buraya gördüğünüz gibi 12 tane kaya yapmışlar. Şimdi ben biraz da konuştum ama gerçekten şu etrafta gördüğünüz kimse bilmiyor ne olduğunu. Daha önceki işte kralın böyle garip fantezileri olduğu için böyle şeyler yapıyor diyenler de var. Ama bana biraz şey gibi geldi. Bakın 12 tane taş var arkadaşlar. Şurada bir tane küçük var. Sanki böyle Arthur'un yuvarlak masa şövalyelerini simgeleyen, burası da masayı simgeleyen bir şey olmuş olabilir. Çünkü tam öyle bir düzen var. Biliyorsunuz ki Arthur işte o bu dünyadaki bu bölgenin çok büyük efsaneleri, krallığı Arthur ve 12 şey yuvarlak masa şövalyeleri. Belki öyle bir şeydir ama onu geçtim arkadaşlar. Şu görüntünün güzelliğine bakın ya. Bu kadar güzel bir ortamdayım ki şu anda. Karşıdaki de şehrin ana stadyumu arkadaşlar. İşte Cardiff futbol takımının maçlarını oynadığı stadyum da burası. Yani kendimi bir şeyler çekmek için o kadar zorluyorum ki arkadaşlar. Gerçekten hiçbir şey yok bu şehirde. Yani özellikle hani galleri geleceğim göreceğim diyorsanız gelin doğasını görün. Hiç böyle buralarda vakit harcamayın. İşte böyle birçok eski mekanı böyle publara, barlara, restoranlara çevirmişler. Bu konuda biraz yine diğer şehirlere benziyor ama bakalım belki şu sokaklara bir girdikçe belki güzel bir şeyler görebilirim. Yine çok gürültülü bir caddeden geçiyorum. Burası Kuai Caddesi yani Rıhtım Caddesi. Bu cadde boyunca ilerlerseniz Rıhtım'a kadar, limana kadar gidiyorsunuz ama Rıhtım yaklaşık 1 saat sürüyor yürümek. Git gel 1,5 saat neredeyse. O yüzden gitmeyeceğiz ama şu an bakıyorum hani ne yapılabilir, nerelere gidebilir ama böyle geçiyor işte yolculuk. Bakalım yani inşallah bir şey çıkacak yoksa bomboş bir şehir gezisi olacak. Cidden çok güldüm ya. Yani şehirde o kadar hiçbir şey yok ki. Şu arkamda gördüğünüz ne olduğu anlamadığım bir modern sanat heykelini gezilecek yer diye koymuşlar. Yani şöyle bir metal, yuvarlak bir metal var. Bir de bir tane uzun metal var. Bak görüyorsunuz. Şuna işte gezilecek yer diye koymuşlar. Yani çok yer gördüm. Gerçekten hayatımda gördüğüm en kötü şehir diyebilirim. Tarifçiden kötü derken insanlar ya da kirli, pis değil. Hiçbir şey yok. Hani binlerce pub var, bar var. Herkes çılgınlar gibi eğleniyor. Eğlenmek için geliyorsanız süper. Ama onun dışında hani böyle gezeyim, göreyim, bir şeyler gezeyim diyorsanız tarihi hiçbir şey yok. Zaten dedim ya işte sonradan burası başkent yapıldı. Çok öyle bir geçmişi de yok. Mesela Bristol daha iyi. Hani bence bu turun en zayıf şehri burası. Belki ileride güncellerler. Hani ama sonuçta hani insanlar bir ülkenin başkentini görmek istedikleri için buraya koymaları gerektiğini de biliyorum. Bu mantıklı bir şey. Ama bence burası çıksa da kimse niye çıktı demez. Çok merak ediyorum buradaki diğer arkadaşlar ne düşündü acaba.
Yeniden herkese merhabalar arkadaşlar. Şu anda Galler'in balıkçı kasabası Orta Çağ mimarisiyle ve kalesiyle ünlü Konbi şehrine geldik. Daha doğrusu kasabasına geldik. Burası aslında tur programımızda yoktu ama bize bir sürpriz yaptılar. Gerçekten çok acayip bir yer. 1200'lü yıllardan kalma, 1270 yılında yapılan bir Konbi kalesi var arkamda. Devasa bir kale. Ve bu tarihi sokakları gezeceğiz. Bu kasabada çok acayip şeyler var. Mesela dünyanın en küçük evi var. Çok güzel bir köprüsü var. Taş sokaklar, tarihi sokaklar var. Ve kale duvarları inanılmaz ayakta kalmışlar. Yani korunmuşlar. O Orta Çağ Britanya'sını çok güzel bir şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi hazırsanız bu küçük kasabayı gezmeye başlayalım. Şu an sanırım hocam bir 600-700 sene öncesine yürüyoruz değil mi? Evet. Ya bayağı böyle bir eskiye yürüyoruz. Orta Çağ'a yürüyoruz şu anda. Bakın çevirelim. Böyle güzel bir köprü. Bomboş yollar. Liman kasabası. Evet. Ya onu da şuradan göstereyim size arkadaşlar. Bakın Konbi ya da İngiltere'nin pek çok yerinde bu görüntüyü çok sık göreceksiniz. Sular çekildiği zaman işte o İngiltere'nin çamurlu kumları başlıyor. Birçok hatta gemi ya da işte tekneler buna bakarak işte yolculuk yapıyorlar. Hatta birçok deniz hayvanında bu kumlar ya da çamurlar çıktığı zaman artık karaya oralara da görebiliyorsunuz. Balıklar, yengeçler, farklı farklı deniz canlıları bu çekilmelerden sonra yüzeye çıkıyorlar. Burası bakın tam bir balıkçı kasabası. Şu an bir yanda kale, bir yanda balıkçı kasabası. Şimdi o sokaklara doğru gideceğiz biz burada. Gerçekten çok ilginç bir tur olacak. Şimdi nehir boyunca yürüyoruz arkadaşlar. Şu gördüğünüzde Konbi Nehri diyorlar. Hani böyle bir aslında deniz uzantısı olarak görünüyor ama nehrin devamı ve sular çekildiği zaman da bakın görüyorsunuz ileride çamurluklar birikmiş. Ve tekne kaptanları için bu çok önemli bir şey. Çok dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü karaya oturma riski var. Yani Thor'u, Aquaman'ın Thor'u kurtardığı bir yer vardı. Yani gel artık katıl tekrar. Thor böyle göbeklik kül aldığı bir kasaba vardı. İşte sanki oraya o kadar benziyor ki. Avengers filmindeki gibi ya da Aquaman filmindeki gibi. Şu anda bu nehir boyunca yürüyoruz. Hemen taş evlerin bulunduğu, bu tarihi taş evlerin bulunduğu kısımda küçük bir tur atacağız. Konbi kasabasında çok ilginç bir yer var arkadaşlar. Bu arkamda gördüğünüz 5 metrekare mi artık 10 metrekare neyse dünyanın en küçük evi diye anlatılıyor. Guinness'e girmiş mi girmemiş mi bilmiyorum ama ablacığımız kapıda torunlarından biri oluyor. Buranın hikayesi şöyle. Zamanında bir tane adam buraya böyle 1.90 boyu varmış. Balıkçıymış. Burada yaşıyormuş. Niye yaşadığı konusunda da bir fikrim yok. Niye böyle bir ev yapmış? Herhalde çok böyle yer mi yoktu, parası mı yoktu ne? Ama görüyorsunuz bakın şöyle büyük büyük evler varken o gitmiş kendine böyle bir şey yapmış. Sonra belediye burayı mühürlemiş. Sen burada nasıl yaşarsın? Sağlık problemleri olur diye falan. Ama sonra torunları almışlar. Burayı müze haline getirmişler. 1.5 pound vererek bu işkenceyi çekiyorsunuz. İçeriye girip böyle yukarı çıkmak çok zor. Görüntüde gördünüz zaten. Hani Konbi'ye gelen insanların çoğu bakın. Hani burayı görmeden dönmüyor. Abla da para basıyor. Okay, thank you. Lan bu kadar mıymış? Ha yukarısı da var. We hope you've enjoyed your visit. Please mind your head when you are leaving. Yukarıda biri mi var? Evet, şimdi bir de bunun ikinci katına çıkıyoruz. Hani böyle bazı şehirler vardır ya, bir anda gezmeye başlarken böyle hazine gibi bir sürü şey çıkar, aklında hiçbir şey bilmezsiniz. Hani burasını böyle Türkçe gezi rehberleri diye aratırsanız Konbi diye çok da bir şey bulamayacaksınız. Galler'de bence başkenttense buraya gelmek daha mantıklı. O kadar tatlı yapılar, o kadar güzel bir balıkçı kasabası ki burası. Yani gerçekten çok beğendim ya.
Bakın Galler bayrağı da şurada, üzerinde ejderha olan, onların simgesi. Avrupa'da birçok ülkenin simgeleri hayvanlardır arkadaşlar. Fransa'nın horozdur, Almanya'nın ayıdır. Mesela buranın da ejderha. Ejderhayı nerede görmüştük? Bir de Krakow'da, Polonya Krakow'da ejderha simgesidir şehrin. Dragon. Bakın böyle değişik değişik sokaklar, yerler var. Şimdi böyle biraz daha sokaklara girip bakalım buradan başka ne çıkarabiliriz, size ne gösterebilirim. Böyle ürkütücü bir mezarlıktan sonra çok güzel bir Orta Çağ kilisesi var arkadaşlar. Tam buranın o taşlarıyla yapılmış. Çok değişik bir yer. Bunu Edinburgh'da çok sıklıkla göreceğiz. Edinburgh'da da özellikle anlatacağım, hatta dünyaca ünlü bir yer var. Hatta Harry Potter'ın da bazı sahnelerinde çekildiği bir mezarlık var. Oraya gideceğiz ama burası da bakın. Oh oh, Marti sesleri de ne güzel ya. Tam bir huzur kasabası. Bir arkamda Combi'nin surları var arkadaşlar. Bu kadarcık bir küçük kasabanın ve bu kadar görkemli bir kalesi olmasına rağmen böyle surlar olmadan olmazdı. Çünkü buranın demek ki bir korunması gerekiyor. Yani zaten bakın uzakta da görüyorum, bu kale bayağı büyük bir kaleymiş. İleride de böyle kalenin burçları devam ediyor. Bu da şehri muhtemelen koruyan surlardan bir tanesi. Bakın heh, şuradan mesela yukarı çıkabiliyoruz. Bir çıkalım bakalım. Oo çok güzel. Buradan bir çıkalım. Ne demiş? Do not climb on the monument demiş. Evet çıkmıyoruz ama herhalde oraya çıkılabiliyor. Bir bakalım yukarıda ne var? Evet, böyle bir yol bulduk. Bakalım eğer biletli kısımda ise kalenin üstüne çıkabiliyoruz. Çünkü bir kaleye girmek için çok vaktimiz yok ama en azından böyle surların üzerinde yürümek istedim. Evet, çok güzel bir yol bulduk. Oo, şurada inanılmaz bir köprü var arkadaşlar. Oraya doğru gördüm. Gideceğim ama ah ters yönde kalmış. Buradan kaleye çıkıyorsunuz işte. Şöyle bir kombi manzarası ve of of of, şuraya bakar mısınız? Gerçekten çok güzel bir doğanın içindeyiz. Bak turizmin önemi arkadaşlar. Bakın bu kadar çok üzerine düşüyorlar ki her şeyin. Şu gördüğünüz yer bir ziyaretçi merkezi arkadaşlar. Yine eski bir taş bir yapıda ziyaretçi evi yapılmış. Böyle güzel. Biraz bazen beyaz, biraz dokuya uygun, bazen böyle taş evler. Kahverengi, bej taş evler. İki tarafı da çok güzel bir uyum sağlamış iki taraflı. Şurada çok ilginç bir yer var. Orayı merak ettim. Yukarıdan görmüştüm. Bir bakalım orası. Ha, bir kanal aslında. Yukarıdan diğer kısma geçiyorsunuz. Minik bir meydanı var. Bakın görüyorsunuz burada yine tarihi bir banka var. Bank of Conwy diye geçiyor. Restoranlar. Böyle işte alışveriş yapacağınız yerler. Gerçekten masal diyarlarından bir tanesi daha. Yani bu kadar sürpriz bir yer olup da bu kadar güzel bir şey beklemiyordum açıkçası. Gerçekten sokaklara girdikçe buranın ne kadar mistik bir olay olduğunu tekrar anlıyorsunuz. Şimdi şu tarafa bir geçelim bakalım. Tren yolu köprüsüymüş bu. Şurada böyle bir güzel bir sokak var. Bir oraya dalalım. Şimdi bu güzel kasabadaki gezimizi tamamladık arkadaşlar. Şöyle anlatayım. Buradan sonra çok bir sürpriz olacak. Daha farklı bir yere gideceğiz. Dünyanın en uzun ismine sahip olan, okunması imkansız bir yere gideceğiz. Orası bir durak olacak aslında. Bir nasıl anlatayım? Hani bir gezilecek yer değil. Sadece herkes oraya gidip oradan da oraya bir görmeye gidiyorlar. O kadının ağzından o şehrin ismini dinlemeye çalışıyorlar. Sürpriz olsun. Buradan sonra oraya koyacağım. Sonrası da artık yolumuz Dublin olacak bugün. Avrupa rüyasıyla çıktığımız bu turdaki artık ilk feribot yolculuğumuz bugün itibariyle başlayacak. İrlanda'ya doğru giderken bir kasabada durduk arkadaşlar. Bu kasabanın bir özelliği var. Dünyadaki en uzun isme sahip olan kasaba. Gerçekten çılgınca bir isim var. Şu arkamda gördüğünüz 58 harfli bir kasaba.
ismi arkadaşlar. Kimse okuyamıyor. Hatta okuyana şehrin anahtarını vereceğiz diyorlar. İçeride bir tane kadın var. Sadece o okuyabiliyor. Çalışanlar, yaşayanlar da okuyamıyorlar. O çok ilginç. Belki eskiler okuyabiliyordur. Yani şu anda zaten gördüğünüz görüntüde. Burası aynı zamanda bir outdoor kısmı. Buraya gelip işte otobüsümüz durdu. Burada hem alışverişimizi yaptık hem de işte bu eğlenceli ismi gördük. Birçok yerde de hastanelerin üzerinde duraklarda falan da bu ismi yazıyorlar turistik olması açısından. İşte böyle güzel bir ismi okuduk. Uğur abi bir de şu YouTube için abi ya. Bir de YouTube için abi. saklama abi saklama. Evet. Evet. Uğur abi çözdü. Şifrelerin hepsini çözdü. Evet. Van Wirepool, Win Gilgo, Gera, Veran, Drobul, Lanti, Siloji, Gogo. 3 tane Go vardı sanki. Gogo Go'ydu. Tamam. Şimdi Go YouTube. Eyvallah abi. Şimdi buranın ismini telaffuz edecek olan ablamızın yanına geldik. Please, could you tell me? Van Wirepool, Win Gilgo, Gera, Veran, Drobul, Lanti, Siloji, Gogo, Go. Wow. One more time. Van Wirepool, Win Gilgo, Gera, Veran, Drobul, Lanti, Siloji, Gogo, Go. Okay. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. It's excellent. How do you make it?